Boğaziçi Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavında test edilen soru tiplerine bakacağız. Hemen başlayalım. Web sitemize yer alan bilgilere bakıyoruz. Sınavla ilgili detaylar burada belirtili yazılı metnede buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi soru tiplerini tek tek ele alacağım. Nasıl çalışılacağını göstermeye çalışacağım size. Başlamadan önce de bir şey söylemek istiyorum. Bugüne kadar Boğaziçi Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavı için bize başvuran öğrencilerde %100 başarı elde ettik. Bu gurur elbette öğrencilerimizin sonra bizlerimizin onlar çok gayret gösterdiler çok çalıştılar ve başarılı oldular bunu söylemek istiyorum aynı şekilde bir e, okul daha var onlarda da başarılarımız %100 bu çok sorulduğu için söyleme gereği hissediyorum o da İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri onlarda da başarılarımız %100 çok mutluyuz gururluyuz başlıyoruz Şimdi sınavda neler var ve nasıl çalışmamız lazım? En son söyleyeceğimi başta mı söyleyeyim ya da en, belki de en başta söylemem gereken şey sınav çok zor arkadaşlar yani baya baya zor ee, anlatması da baya zor olacak yastığın arkanıza rahat bir şey derin bir nefes alın ve başlayalım hadi. Şimdi sınavda selective listening dediğimiz bir bölüm var selective listening dediğimiz aslında bizim while listening diye tabir ettiğimiz yani dinlerken böyle doldurma. Çoktan seçmeli değil. Sınavda böyle boşluklar var. Orayı siz kendiniz yazıyorsunuz. Ve ne yazmanız gerektiği, nasıl yazmanız ve nasıl ilerlemeniz gerektiği instruction'da. Yani buradaki o this part of the listening diye bölüm var ya. Orada anlatılıyor. Orada yapmamız gereken ilk başta 3 dakika bakıyoruz sorulara. Arkasından da bu lecture başlıyor. Ve lecture dinlerken buraları dolduruyoruz. Doldururken de bu aynı sırada gidiyor. Yani lecture'la ile sorular aynı izada gidiyor güzel kısmı bu işin. Başka ne var? E, complete sentences are not necessary demiş. Yani böyle tam cümle yazmak zorunda değilsiniz. Gerekli bilgiyi vermeniz yeterli. Burada söylememiş. Belki de söyledi, başka bir yerde instruction da geçebilir. Bilmiyorum ama şunu bilmeniz gerekiyor. Bu tip sınavlarda daha doğrusu açık uçlu, sizin doldurmanız gereken okuma olur, dinleme olur fark etmez. Burada gereksiz bilgi vermemeniz lazım. Yani böyle Orada duyduğunuz her şeyi bir şekilde yazıp nasılsa bunlardan bir tanesi tutar deyip öyle yazamazsınız. Onu yemezler. Orada redundancy'ye girer. Yani fazladan yazı, yazı yazıyorsun, fazladan bilgi veriyorsun. Gereksiz bu bilgi. Aslında sen olayın özünü anlamamışsın anlamına gelir. Dolayısıyla yapmamız gereken oradaki gerekli bilgi vermek işte. 2-3 kelime olabilir, daha uzun olabilir. Burada özünü vermeye çalışacağız dinlerken ne olacağız. Lecture tarzı çalışmalara nereden ulaşabilirsiniz? Bir defa TOEFL bu işin ağababasıdır. babasıdır. Yani yıllardır bu lecture tarzı e, şeyleri vardır. Materyalleri vardır. Kendi sitesinden çalışabilirsiniz. ets.org'dan. Orada kaynak bulabilirsiniz. Kitap alabilirsiniz. Logman kitabı vardır. E, işte Pearson'ın e, ve işte birçok böyle TOEFL kitaplarından e, çalışabilirsiniz. Elbette oradaki soru tipleri böyle olmayacak. Çoktan seçmeli şeklinde sorular var. Sorulara değil de not alma becerisi geliştirmek için yani lecture yap yapabilmek için, oradan e, lecture dinleyebilmek için oradan çalışabilirsiniz. Başka neler var? Contemporary Topics diye bir kitap vardır. O Contemporary Topics'teki çalışmaları yapabilirsiniz. O da not alma becerinizi geliştirir. ESL Lab diye bir site var. Açık kaynak. Onda akademik listening bölümünde böyle lecture tarzı e, çalışmalar var. Bir de tabii ki de bizim web sitemizde kendinizi denemek isterseniz TOEFL Not Taking sınavı var. Oradan yapabilirsiniz. Soru tipleri bu şekilde açık uçlu değil. Çoktan seçmeli. Ama not alma becerisini e, ölçen en azından bir kendinizin ne durumda olduğunu görmek için bir imkan olabilir. Bu kitaplarla çalışabilirsiniz. Daha alt düzeylerden başlayacaksanız Unlock kitapları vardır. Cambridge yayın evinin. Oradan çalışabilirsiniz. Orada da Listening Speaking'de not alma becerilerini gösterir. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Bu materyaller işinize yarayacaktır. Başka ne söyleyebilirim? Burada sorularla ilgili soruları görüyorsunuz. Burada zaten bunlarla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok şu anda. Nelere dikkat etmeniz gerektiği konusuna eğildim ve yoluma devam ediyorum. Cevap anahtarını şöyle göstermeden hızlı bir şekilde devam edelim. Sonra Careful Listening geldi. Careful Listening'de de not alacağız arkasından cevaplayacağız. Yani wireless selective'deki gibi dinlerken cevaplama değil. Notumuzu alacağız. Ellerimizdeki notumuza bakacağız. O notlarla soruları cevaplayacağız. Burada ne istiyor? Bakalım bizden şöyle bir bakalım. Do not attempt to write down. Yani yönlendirmiş. Yani her şeyi yazmaya da çalışma. E, bu mümkün olmayacak çünkü. Nelere dikkat etmen gerektiği, hangi neleri not alman gerektiği. Hani az önce saydığım kaynaklar var ya. Orada çok güzel bir şekilde anlatıyor. Tabii kitaplarda var. ama açık kaynaklarda böyle bir şey anlatmaz. Kitaplarda güzel bir şekilde anlatıyor. Derslerde de anlatıyor. Oradan çalışabilirsiniz. Oradan o sizi gayet edecektir, yönlendirecektir. Nelere dikkat etmeniz gerektiği bu not alırken fevkalade önemli. Çok işe yarıyor. Bu not alıp arkasından cevaplama türü sorularda aslında not alma ile ilgili proses hep neredeyse hemen hemen aynı bir şekilde işliyor. Yani nelere dikkat edeceğin not alırken TOEFL mesela listenleri yaparken yani şey yaparsın. Ha tamam ya şu anda kesin bunu soracak dersin. Bunu ne zaman dersin? İşte 5, 6, 10 dinlemeden sonra artık bilirsin yani ne geleceğini. O yüzden orada onlara bir dikkat ettikten sonra dinleme becerinin de büyük yani tabii dinleme becerinin de gelişmesi lazım. Onu geliştirdikten sonra bakarsın Tamam dersin yani şimdi bunu şey yapıyor bir de böyle not alma sınavlarında bir şey daha ediyorum ikinci madde ekliyorum böyle önemli maddenin üzerine böyle vurgular tekrarlar böyle oradaki gerekçeyi açıklar sen onu bilirsin yani onunla ilgili bir şey soracaktır diye anlarsın zaten bir müddet sonra. Bu, bir hissiyat gelişir yani. böyle yeteneklerde, becerilerde de öyle olur ya. Belli bir şey artık öğrendikten sonra ha, bu böyle olacaktır kesin falan dersin. Bir sınav olur, başka bir beceri olur fark etmez yani onu anlarsın. Orada da aynı şey gelişiyor. Bu söyle, bunu ne demek istediğim hani İngilizcesi hala hazırda iyi olanlar, bu tip çalışmaları yapmış olanlar, zaten bu süreçlerden geçmiş olanlar ne demek istediğimi anlamışlardır. Yeni başlayacak olanlar da ne demek istediğimi çalışırken anlayacaklar. Aa evet ya işte hoca bunu diyormuş diyecekler e, diye düşünüyorum. Şimdi bunlar da, da aynı şekilde yine aynı şekilde cevapları verirken böyle tam cevap vermeniz gerekmiyor. Burada tekrar tekrar söylüyorum çok önemli bir şey. Yani yazdığı yazarsınız ondan sonra not alacağınızı ve iyi puan alacağını düşünürsünüz. Puan gelmez o işte nedir o? Redundancy dediğimiz yazdığınız şeyler fazladır, gereksizdir. Öyle bir şey yaparsanız puan gelmez. Puan gider, kırılır oradan. Yani ne kadar kırılır, ne yapılır? Onu, ya şu anda hani ona, o kısmına girmiyorum. E, ama o, bu böyledir. Yani bu işin şeyi budur, usulü budur. Burada bir soru tipinde e, right write the letter of the correct answer diye A, B, C, D var. Burada bir farklı olarak bu var. Diğerleri aşağı yukarı birbirine e, şey yapıyor, benziyor. Onunla ilgili olarak yani artık detaylara girmiyorum. Sorular, açı soruların ne, ne, neler yapmanız gerektiği, dinleme becerinizi gelişirken neler yapmanız gerektiği konusunda fikirler vermeye çalıştım. Bir de tabii ki elbette bu okulun e, okulunuzun sınavını mutlaka da e, şey yapacaksınız, e, yapacaksınız. E, Onu daki şeyinizde performansını göreceksiniz arkadaşlarınızdan ve e, bu. Bu hep sınavıyla iyi ilişkin, o sınav formatına yönelik çalışmaları da elde etmeye çalışmanız gerekiyor. Şimdi okuma bölümüne geldik. Okuma bölümünde uzun, yani uzun demişken <laughs> çok uzun, <laughs> bayağı bir uzun. Burada koyu renkli kelimeler var. Onlar niye böyle koyu? Onları da söyleyeceğim. Şimdi upheaval, soft power gibi kelimeler var. Böyle parça, böyle scroll down yapıyorum, 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 bitmiyor. Aha bitti, tamam. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ne gibi sorular geliyor? ve avantajlarımız neler dezavantajlar neler yani bu okuma bölümünde şimdi Dezavantaj evet parça uzundu ama avantaj var. Mesela soru birinci paragraf diyor. Aynı TOEFL'de olduğu gibi. Seni yönlendiriyor. Yani diğer her tarafa dolaşmak zorunda değilsin. Bak birinci paragrafa orada upheaval geçiyor. Az önce koyu renkli kelime var dedim ya. O ne anlama geliyor diye sana soruyor. Bu proficiency sınavlarında Boğaziçi olsun diğer okulların sınavları olsun hep böyle sorulur. Koyu renkli bir kelime verilir. O kelimeyi öngörmeniz istenir. Ne anlama geldiğini size sorarlar. Orada mühim olan şey şudur. Sen upheaval'ı bilmeyebilirsin. İlk defa rastlamış olabilirsin. Bunlar olur. Burada mühim olan parça içerisinde o kelimeyi çıkartmaya çalışman. Anlamaya çalışman. Orada x de olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Yani sen sen orada buraya ne gelebilir? Buradan ne gibi bir anlam çıkıyor? Bu bağlam nedir? Neden bahsediyor? Anlayıp anlamadığın sana sorulur. Aslında mühim olan bu şey budur buradaki. Yoksa orada upheaval yerine başka bir kelime. Yani daha ne bileyim, sık kullanılan bir kelime sorulması. Ee, çok bizim bir işimize yaramıyor. Orada mühim olan oradaki kelimeyi şey yani çıkartabilmem. Bazen de mesela bir phrase sorulur, ikili bir kelime sorulur. Ee, bu gene bu şeyde var, e, parçada var. Onun da anlamını oradan çıkartmaya çalışırsınız. Yani kelime basit gibi bir kelimedir aslında. Yani Bildiğim bir kelimedir. Ama orada ne için kullanılmıştır o kelime? O orada test edilir. Burada da bu şekilde test ediyor. Bunlar çıkacak karşımıza. Ondan sonra ikinci soruda da Primary purpose of the second paragraph. Bak bu da avantaj. Parça uzun ama her şeyde o kadar şey değil. Olumsuz gitmiyor gördüğünüz gibi. Ana fikri soruyor. Bu soruyla ile kastedilen budur. Bunu bulmaya çalışıyorsun. 3'e geçtim cümle tamamlama şeklinde geliyor. Bu cümle tamamlamalar da tabii ki de tahmin edeceğiniz üzere parçada böyle the Chinese value of the gifts diye böyle net bir şekilde orada çıkıp da arkasından because it is confirmed that diye oradan bulamayacağınızı zaten biliyorsunuz değil mi? Bunlar paraphrase edilecek. Yani yeniden ifadelendirilecek. Orada o şekilde tabii ki de geçmeyecek. Siz onu oradan o cümleyi oradan tespit edip bulup arkasından because it is confirmed that'i orada da onu bir şekilde çıkartıp orada cümleyi tamamlayacaksınız. Ne gibi bilgilere ihtiyacımız var? Bir defa ilk kelimelerin eş anlamını yani İngilizce karşılıklarını bilmemiz gerekiyor. Paraphrasing yani yeniden ifadelendirme becerimizin iyi olması gerekiyor. Bu benzeşen gramer yapılarını bilmemiz gerekiyor. Bunları yaparsak bunu da yapabiliyoruz. Bütün bunlar da zaten bizim yani böyle bunlar birleşe birleşe bizim okuma becerimizin iyi hale gelmesini sağlayan elementler oluyor. Devam edelim. Bakın bu dörtte de soft power ne demek diyor. Yani burada onu soruyor. Altıda yine ana fikir soruyor. Paragraf paragraf gidiyoruz. Yani altıda derken paragraf altı soru beşteydim. Altıncı soruya geçtim. Burada da bakın bir sebep sonuç ilişkisi var. Şimdi az önce de mesela bir sebep sonuç ilişkisi vardı. Because it is confirmed that diye devam etti. Şimdi due to diye devam etti. Due to ne demek? Yüzünden demek. Owing to, because of gibi karşılıkları var. Bunlar o şekilde karşımıza çıkabilir veya başka türlü çıkabilir. Bilmiyorum bakmadım şimdi oraya. Buraya bakıyoruz sadece yani. Dolayısıyla sen due to'dan sonra ne geleceğini burada parça içerisinde tespit edip bulup altını çizeceksin. Altını çizdiğin ifadeyi orada oraya yazacaksın. Tamam mı? Yediden böyle negatif fact soruları var. Hangisinden bahsedilmiyor? Bu da TOEFL'da da benzer sorular gelebiliyor karşımıza. Ama gördüğünüz gibi e, çoğu 3-6 tane şık var. Onlardan hangileri not mentioned, hangisinden bahsedilmiyor bulmaya çalışıyoruz. How does paragraph 12 relate to paragraph 11? Evet iki paragraf arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Burada işte bakın şunlar mesela biliyor olmak ve aynı zamanda Tabii ki de bir hani o paragraflar arasında ilişki kurmak, onları analiz edip e, ve ne gibi ilişkileri olduğunu görmeye çalışmak gerekiyor. Mesela A'da explain açıklıyor, B'de sunuyor, katılıyor, işte şey yapıyor, e, bunu doğruluyor şeklinde ifadeler var. Oradan onu görmeye çalışıyoruz. Burada da bir şey var, paragraf 3'te, 13'te missing sentence var. O missing sentence'ı oraya hop diye yerleştirmeye çalışıyoruz. Değil mi? Öyle yapıyor. For sentence, where we could add missing sentence'ı nereye koyacağız? TOEFL'da da böyle bir soru tipi vardır. Orada bir tanesini alır. Siz onu oraya yerleştirmeye çalışırsınız. Onuncu soruda da read a short passage. Kısa bir parça var. O bilgiye göre according to the information in the text and the passage below which is correct. Evet. Yani bu bilgiyi teksteki yazıya göre ve parça aşağıdaki parçaya göre hangisi doğrudur diye bir soru geliyor. Bunu da bu şekilde cevaplıyoruz. Sonra 11'de inference sorusu var. Inference dediğimiz çıkarım yapmak. Parça içerisinde o bilgi böyle kabak gibi olmaz. Sen onu oradan anlarsın, çıkartırsın ve işaretlersin. Infer dediğimiz olur. Yani sen onun oradan o mananın o oraya geldiğini, o olayın oraya doğru gittiğini bilirsin. Buna da bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Cevap şöyle pas geçelim. Cross Cultural Adaptation diye bir parça geldi. Parçanın uzunluğuna bakıyoruz. <laughs> bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Scroll down, down, down. Peki. Bitti. Burada da çoktan seçmeli sorular geliyor. Based on the context in the passage diyor. Yine paragraf 1 ile ilgili soru geliyor. Bunlar güzel şeyler. Böyle şeyler olması güzel. Paragraf 1'de ki kelimeyi soruyor. Sonra 2'de ne var bakalım. Aşağıda bir e, case verilmiş. O case ile ilgili. Which one of Anderson's models is she acting? Yani case'e göre bir soru sorulmuş. 3'te başka author mentioned starting college or quitting smoking in paragraph 3 to convey the idea diye devam etmiş cümle tamamlama şeklinde. Ne yapacağız? Parça içerisinde 3. paragrafta o bilgiyi bulacağız. Altını çizeceğiz. Altını çizdiğimiz yerde ki o cümlenin yeniden ifadelendirilmiş hali burada doğru cevap olarak karşıma çıkacak. Tamam Neyi bilmem gerekiyor? Sinonimleri bilmem gerekiyor. Neyi bilmem gerekiyor? Benzeşen gramer yapıları bilmem gerekiyor. 4'te açık uçlu bir soru görüyoruz. 5'te yine çoktan seçmeli bir bölüm var. Altta yani söyleyeceğim çok farklı bir şey yoksa onun üzerinde durmuyorum artık. Hani özellikle bir şey var mı diye bakıyorum aynı şeyleri tekrara düşmeyeyim. Çoktan seçmeliler geliyor. Cümle e, bir şey boşluk doldurma yani açık uçlu sorular geliyor. Çoktan seçmeli sorular geliyor. Sıradaki bölümde de bir eşleştirme var. Bunları okuyoruz buraları. Bunları yukarıdaki paragraflarla eşleştiriyoruz. 5 6 8 ve 11. paragraflarda ki geçen ifadeler yani paragrafın iç, içeriği değil. buradaki fikirler Main ID bunlarla bir tanesiyle eşleştireceğiz. İzleyeceğimiz yol bu oluyor. okuduğumuzu anlamı sorularından bir tanesi de bu olacak. Çapı anahtarına geçtik. Geldik Writing bölümüne. Test of Writing'de. Şimdi Writing'de Task 1'ı anlatayım size. Task 1'da diyor ki, Write an essay discussing the negative effects of globalization. Şimdi bu bir efekt sorusudur. Ne demek efekt? Bir şeyin sonuçlarını anlat diyor. Bir şeyin etkilerini anlat diyor. Gerekçesini anlat demiyor. Yani sebebini anlat, sonucunu anlat demiyor. Yani senden istediği şey bu. Önce bunun bir adını koyalım. Bununla ilgili aşağıda başka açıklamalar yaparsa, bunları bunları da söyle derse elbette onları da biz bunların içine eklememiz gerekecek. The following points are given as guidelines. You may use these or any other points you wish to use. Şimdi aşağıda da sana böyle küreselleşmenin negatif etkilerini söyleyen, belirten bir takım maddelere vermiş. Bunu diyor ister kullan ister kullanma o senin kendi bileceğin iş Tabii ki de kullanmamız icap ediyor. Zaten bizim de düşündüğümüz şeyler aşağı yukarı bunlarla benzeşen şeyler oluyor. Buradaki fikirler çoğu zaman işimize yarıyor. Nerede? Çoğu zaman değil aslında her zaman işimize yarıyor. Bunu e, buradakileri kullanabiliriz. Elbette bunlara daha bir takım başka şeyler de ekleyeceğiz. Şimdi yapacağımız şeyler neler olacak? Şurada başka bir şey var mı? Burada diyor ki 40 dakika süren var. Diyor. 40 dakika süre içerisinde bunu yapacağız. Burada yapmamız gereken şey şu. Essay'de izleyeceğimiz yol bir giriş paragrafı intro. Arkasından body paragraflar gelecek. 2 tane yazsak. 2 ve 3 yazabilirsiniz. Ondan sonra da başka ne var? conclusion bölüm var. Şimdi şeye bakalım. Şurada instruction'da şey vermiş mi? kaç kelime yazacaksın ve şey toplam süreyi vermiş. Onunla ilgili başka bir şey söylemiş. O zaman ben bunu söylemeye devam edeyim. Essay'in bileşenleri nelerdir? Giriş paragrafında bir küreselleşme ile ilgili genel bilgiler var. İşte dünya nüfusu arttı da işte dünya artık küresel bir köy haline geldi de insanlar uçakla bir günde bir oradan işte insanoğlu kuş misali öyle bir şeyler bir şeyler söyle tamam mı? Böyle bir e, giriş yap. İşte çok uluslu şirketlerden bahset. Demografik yapılardan bahset. Böyle bilgiler ver 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 tamam. Verdikten sonra giriş paragrafının son cümlesine bak elime dikkat et şöyle tamam mı? Ters üçgen. Son cümlesine teaser statement yaz. Teaser statement senin esseğinin bel kemiği. Yani essay'inde savunacağın argümanı sen giriş paragrafının son cümlesine yazıyorsun. Burası çok önemli. Bunu bunu teaser statement'ı yaz. De ki küreselleşmenin üç tane negatif etkisi vardır. Bir tanesi işte eşitsizlik, bir tanesi işsizlik, bir tanesi de kültürel çeşitliğin kaybolması. Tamam. Bunu söyle orada. Sonra geç body'ye. Body'de de bunları her bir body'de de bunu açıkla. Destekle örneklendir. Açıkla bir giriş yap yani onunla ilgili. Bunları destekle. Örneklendir. Bunları söyle. Gel konklojuna. Yukarıda yazmış olduklarını toparla. Şöyle bir yeniden ifadelendir. Başka kelimelerle bir daha yaz. Esseğini bitir. Bunu yaparken de İngilizce düzeyindeki düzeyinin B2 olmasına dikkat et. Hatta daha ilerisi de olması lazım. Gördük işte şurada parçaların uzun, uzunluğunu, zorluğunu ve gördük değil mi? Daha iyi de olmasını yapmak için gayret göster. En az böyle B2 plus, C1'e doğru böyle çık zorla On, ...on gibi yazmaya çalış. O şekilde yazmaya çalış. Ve başka ne söyleyeyim? Gramer yapılarını ona uygun bir şekilde kurgula. Ama bunu yaparken de yani ben çok uzun veya böyle böyle çok ağdalı bir dil kullanayım diye uğraşıp da içinden çıkılmaz bir şeyde girme bunu yani kontrol edebileceğin, yazabileceğin cümleleri yaz. Bunun için bol miktarda pratik yapabilirsin. Essaylerini değerlendirecek bir yol göstericiyle çalışarak bunları yapabilirsin. Ama essayin yani bileşenlerini mutlaka bunu kullanman lazım. Yani bağlı açılar ona göre girecek, akış ona göre girecek. Şimdi şunu unutmayalım. Bir esyle sana bir fikrin soruyor. Sana, senin sen, bu konuda ne düşünüyorsun diye soruyor. Sen bu görüşü karşı tarafa aktarıyorsun. Sen bunu ne kadar güzel aktarırsan Dinleyen de, okuyan daha doğrusu, okuyan diyecek ki aa evet ya ne kadar güzel, evet anladım. Yani ben buna katılmıyorum ama güzel söylemiş diyorsun. Veya aa evet katılıyorum da diyebilirsin. O ayrı bir olay. Ama sen bu mesajı güzel bir şekilde aktarabilmen lazım. Ona bakıl, bakılacak yani orada. Alacak hoca elinde böyle kağıt. Diyecek ki tamam bak bir şey yapmış. Genel bir takım bilgiler vermiş. Aa bak teaser statement yazmış. Check yapacak. Aa bak teaser statement'da söylediğini body'de açmış. Check. Ondan sonra check, check gidecek böyle. Arkasından ha, tamam bak ben anladım ne demek istediğini diyecek. Bunu yaparken de bak öyle hani çok böyle basit basit kelimeler kullanmamış. Yani daha böyle farklı kelimeler kullanarak aynı kelimeyi sürekli arka e, arka arkaya tekrar ederek kullanmamış. Farklı kelimeler kullanmış diyecek. Ondan sonra sana iyi bir not verecek. Yani temelde bu. bu. Yani essay'in şeyinde bu var tamam. Devam edelim writing'de. Task 2'ye geldik. Burada ne diyor? bir konu var. Turkey should become a member of the European Union. İşte Türkiye Avrupa Birliği'nin bir üyesi olması gerekir diyor. Burada da bu konuyla ilgili bir yazı yazman lazım. On the opposite page you write an essay arguing for and or against uh, the above statement. Şimdi bu diyor ki bak for or against. Sen buna şimdi ya for olacaksın katılacaksın. Evet biz AB üyesi olmalıyız diyeceksin. Ya da against olacaksın, karşı çıkacaksın. For'la ilgili ifadeler var, ile ilgili. Burada diyor ki ama bak, for or against, bu or önemli. Yani taraf mısın, karşısında mısın? Yani hem for'unu yaz, hem against'ını yaz demiyor. Bu instruction'lar, bu talimatlar önemli. Dolayısıyla sen bir seç bir tanesini. Evet, AB üyesi olmalıyız de. Hemen arkasından aşağıdaki şu ifadeleri kullan. Ya da kendine ekle bir şeyler. Aynı şekilde bununla ilgili görüşlerini bu şekilde belirt. Tamam mı? Tekrar etmeyeceğim. Yani orada az önce söylediğim şeyleri söylemeyeceğim. Bunları bu şekilde belirt. Bunlarla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Sınavı hazırlayan hocalarımızın ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Sınava girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Bol şans diliyorum. Sıkı bir çalışmayla, iyi bir hazırlanmayla siz bu sınavı yaparsınız.